Değerli izleyenlerimiz, otomotiv sektöründe sunmuş olduğumuz Piston yeni bölümüyle karşınızda. Daha önceki bölümlerde oto sanayicilerinde oto alt bakım, motor, oto elektrik ve elektronik birçok konuya değindik. Değerli izleyenlerimiz, otomotiv sektöründe Piston sizleri aydınlatmaya devam ediyor. Bugünkü konumuz oto lastik. Oto lastikle ilgili kışlık, yazlık lastik çeşitleri var. Bunlarla ilgili siz değerli izleyenlerimizi bilgilendireceğiz. Özellikle muayene istasyonlarımıza gittiğimizde araçlarımız muayeneden otolastikten kalıyor. Neden kalıyorla ilgili yanımızda çok değerli bir konuğum. Babası da 40 yıldır otosanayimizde otolastikle uğraşan Sezgin Usta'nın oğlu Göksu Usta'mız var. Göksu Usta'mızdan sizleri bilgilendirecek değerli bilgiler alacağız değerli izleyenlerimiz. Evet Göksu'cuğum, programımıza katıldığın için teşekkür ederim. Hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. İşlerimiz nasıl bu Allah arada? Allah'a şükürler olsun. Allah iyilik versin. Şükür. Herkesin işi gücü iyi olsun. Evet. Amin. Göksu'cuğum, şimdi size çok şeyler soracağız. Tabii ki kışlık lastik, yazlık lastik, evet. Muayene istasyonlarıyla ilgili, lastik patlakları ile ilgili, lastik yarıkları ile ilgili, bununla ilgili birçok konuyu sizlere soracağız. Şimdi ilk önce yazımız bitti ama normal 4 mevsim dediğimiz lastik takacağımız araçlarla ilgili burada da lastiğimiz var. Evet. Bu 4 mevsim lastiği bize böyle alalım isterseniz. Ben vereyim. Tabii ki. Ben sorayım size şu şekilde tutalım yan. Evet. Evet. Değerli izleyen orada gördüğümüz, ben de hatta hafif gelebilirim. Tabii ki. Değerli izleyenlerimiz gördüğü gibi bunların desenleri var. Aşağı yukarı benim bildiğim 5-6 desen var. Burası biraz köylerimiz, yaylalarımız var. Bu 4 mevsim lastiklerde farklı desenler var. Tavsiye ettiğiniz bir desenler var mı? Sürücüler nelere dikkat etmeli? Açıkçası ben şöyle bir konuya değinmek istiyorum. Günümüzde 4 mevsim lastik olayı var. Evet. Ben bir lastikçi olarak 4 mevsim değil de yazın yaz lastiği, kışın kış lastiğini uygun görüyorum. Neden evet. derseniz... Çünkü 4 mevsim lastik biraz desenleri kışa özgü, kış lastiğin desenine benzediği için evet. yazın çok çabuk erime yapıyor o diş derinlikleri. O zaman bu 4 mevsim şikayet var. Böyle müşterilerimizden. Stabilize yollarda kullanmak için daha iyi değil mi 4 mevsim? 4 mevsim aslında şöyle 4 mevsim stabil, yani stabil dediğimiz evet. Çakıllı yollar, taşlı yollarda evet. aşınma olduğu için çok çabuk eritiyor lastiği diş derinliklerine. Onun evet. için ben müşterilerimize şunu tavsiye ediyorum. Yazın yaz lastiği, kışın kış lastiği. Kış lastiği. Kullanırlarsa hem ekonomik açısından da bence iyi geliyor. Niye derseniz 4 mevsim lastik atıyorum aldı müşterimiz. 2 evet. sene vabında yani 30 bin 25 bin arası kilometreler yapıyor. Hı. Ama yazlık kışlık kullandığında 4-5 sene ya da 6 sene lastik almıyor. Neden derseniz yine. Çünkü yazın yaz kullandığı için, kışın kış lastiği kullandığı için hem ekonomik olarak hem de arabanın rahatlığı açısından bence daha uygun görüyorum. Peki müşteri nelere dikkat etmeli? Yeni lastik alırken şöyle bir şey duyumlarımız var. Biz de bu işin içerisinde olduğumuz için. Lastikte tarih oluyor mu? Evet, lastikte tarih olayı oluyor. Bir kere şuna söyleyeyim. Alırken müşterinin nelere ben dikkat etmesi? Ben müşterilerime mesela? Şunu söylüyorum. Evet. Bir lastiğin 10 yıl raf ömrü vardır. 10 evet. yıl. Eğer 10 yılın altından geçmişse arabanın altına kesinlikle takılmamalı. Çünkü arabaya da zarar verir. Tehlike arz eder. Evet. Onun için tarih biraz önemli. Peki müşteri tarihi nasıl bakacak? Müşteri tarihi burada mevcuttur. Burada üretim tarihi hatta ve hatta evet. haftalık olarak mesela burada evet. demiş ki 2021'in evet. 31. haftası demiş. Daha yeni lastik bu. Daha yeni. Evet, değerli evet, izleyenlerimiz otomotiv sektörünün sunmuş olduğu Piston gördüğünüz gibi sizi bilgilendiriyor. Çok önemli konu. Lastikte tarif var. Alırken lastikçinizden yani çok eski tarihli lastikleri almamaya çalışın. Bunu kendi gözünüzde görebiliyorsunuz. Lastikçine bunu sorabiliyorsunuz. Buna da dikkat etmeniz gerekiyor. Tarih olayında evet. müşteri size sorabiliyor. Evet. Lastiğin üzerine de yazıyor. Doğru mu Göksu'cuğum? Evet. Zaten evet. müşterilerimiz artık çok güzel bir çağdayız. Artık teknoloji de var. Müşterilerimiz hep araştırıyor zaten. Öyle bizden mi? De iyi biliyor diyebilirim. Peki sana bir şey soracağım.
Ben bu konuya biraz hassasım değerli izleyenlerimiz. Evet. Özellikle Türk malı olmasına bütün olaylarda dikkat ediyorum. Evet. Müşterilere de buradan tavsiye ediyorum. Evet. Ondan sonra Türkiye'de üretim var mı? Lastik Türk malı üretim, Türk malı lastiklerimiz nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim, Türk malı var tabii ki dediğimiz. İsimler diyoruz. Evet, yani Türk malları lastik üreten firmalarımız var. Evet. Ama ben Çin'de... İstersen lastiği alayım şöyle, daha rahat konuşalım. Tabii lastiği ki. Gösterdik, siz de rahat edin. Çin ve İthal grup lastiklere pek tavsiye etmiyoruz ama tabii ki bu bütçeye bağlı bir olay. Evet. Ekonomik... Hani ucuz diye Çin malı falan alıyorlar, almasınlar diyorsun. Ben almasınlar diye tavsiye evet. ediyorum. Yerli çünkü üretim güzel diyorsun. Yerli onu üretim iddia ediyoruz yani. Bence gayet başarılı ve güzel. Lastiklerde garanti var mı? Garanti neye bağlı? Lastiklerde, her yeni lastiklerde 2 yıl garanti belgesi var. Evet. Garantiye girmeyen lastikler, mesela müşterimiz arabayla gidiyor. Ondan sonra lastik yarıldığı zaman, mesela bir taşa evet. kestirir. Efendime söyleyeyim yani herhangi bir cisme kestirir falan, bunlar garantiye girmiyor. Garantiye giren faktörler nedir? Lastiğin mesela bozulursa, mesela yüzeyi, yani yüzeyi dediğimiz o çevresinde basma bir bozulma. Basma olayı, yola giderken. Evet. Eğiklik falan mı oluyor? Tel kırılması falan mı oluyor? Tel kırılması gibi, evet öyle diyelim. Evet. Bu gibi durumlarda garantiye girer. Ama tabii ki müşterilerimiz şunlara çok dikkat etmeli. Mesela lastik havaları, evet. rot balans ayarları, bunlara çok dikkat edilmesi gereken bir şey. Çünkü bunları yaptırırsa bu bakımlarını lastiği evet. uzun süre kullanabilir. Her lastik markasında garantimiz var mı? 2 yıl mı? Yoksa fark ediyor mu lastikler? Yerli üretimlerde 2 yıl, Çin İthal gruplarda 1 evet. yıl diye biliyorum. Yıl diye. O zaman evet değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz otomotiv sektöründe lastikleri Türk malı olanlar hem 2 yıl garantili hem de Göksu ustamız kaliteli olduğunu diyor, güvenceli olduğunu söylüyor. Can güvenliğimiz, yol tutuşumuz evet. tamamen lastiklere bağlı değerli izleyenlerimiz. Peki biz buradan da pratik bilgiler alalım. Bazen şöyle olur, vatandaşımın ekonomisi yeni lastik almaya uygun olmuyor. Arka lastikleri çok güzel, ön lastikleri yarı yarıya bitmiş vaziyette. Evet. Burada ne uygulaması gerekiyor? Şimdi şöyle söyleyelim, önden çekişli araçlarımızda. Mesela lastiği benden aldı. Evet. Sıfır. Ben zaten her müşterime şunu söylüyorum. Evet. Lastiği alırken her 10.000'de bana gelmeniz gerekiyor. Çünkü niye? Şimdi önden çekişli araçlarda ön lastik, ön çekiş olduğu için daha çok tüketiyor. Arka evet. lastik yepyeni sıfır vaziyette öyle oluyor. Mi? Evet. Ön arka yaparsa eğer evet. her 10.000'de en az lastiği 2 sene daha fazla kullanma payı var. Yani ön lastikler tezaşınıyor. Evet. Önden çekişli, bu önden çekişli araçlarda. Evet. Ne özellikle. Yapıyoruz? Ön lastikleri arkaya alıyoruz. Arka lastiklerin dişleri sağlam olduğu için öne alıyoruz. Öne alıyoruz. Ve lastik almaktan kurtuluyor. Lastikler dengeli gider. Dengeli yer. Evet. Zamanında evet. tükenir. 4 evet. lastiği birden yeniler. Evet. Tamamen bittikten sonra. Evet. Çünkü mesela 4 lastik takıyor. Bu bakımları yaptıktan sonra 4'ü bir tüketmiş oluyor. Tükeniyor. Evet. Zaten araca 4 lastik alma taraftarıyım ben. Ön 2 yeni, arka evet. eski. Bu gibi şeylere bakmıyorum. Sıcak bakmıyorum. Evet. Ama evet. tabii ki bu ekonomiye evet. de bağlı. Değerli izleyenlerimiz, Göksu ustamız şöyle oluyor. Önden çekişli araçlar motor yükü aracın önünde olduğu için, önde bir ağırlık oluştuğu için aracın ön lastikleri tükeniyor. Ve arka lastikleri inanır mısınız yepyeni kalıyor. Kaldığı için diyor ki ön lastikleri arkaya alıyoruz, arka lastikleri öne alıyoruz. Bu sefer ön lastiklerim yeni oluyor. Çünkü arka lastikler tükenmiyor. Öne %50 fark ediyor. En azından 2 yıl daha o şekilde kullanıyorsunuz lastiklerinizi. 4 lastik birden tükenme ayarına geliyor. Ondan sonra da evet. sıfırlıyor. Doğru mu? Aynen. Evet. Muayene istasyonuna gitti mi? Nelerden kalıyor? Aracımızda lastikten geliyoruz. Muayene istasyonunda lastik konusunda diş derinliklerine bakıyorlar. Kaç milim olması gerekiyor? 2,5 milimi geçmesi lazım. Lastik diş derinliği. Evet. 2,5 ile 3 milim arası. Öyle bildiğim kadarıyla. Ve lastik ebatları da çok önemli. Mesela atıyorum 195, 65, 15 mesela. Evet.
üçü bu ebatta. Bir tanesi farklı olduğu zaman, yani lastik ebatı muayene istasyonunda geçmiyor. Oluyor. Vatandaş yolda lastiği patlıyor. Evet. Bir lastikçiden çıkma lastik alıyor. Ebat evet. farklı oluyor. Ebat sağlam farklı. Lastik oluyor ama işini görüyor ama muayeneden geçme muayeneden şansı sıfır. Geçmiyor ve etik de durmuyor. Arabalı yani, da etik tabii. durmuyor. Evet. Onu o zaman muayene istasyonuna gitmeden önce lastikçiye uğramak gerekiyor. Evet, lastiklerini kontrol etmesi gerekiyor. Araçlarda, lastiklerde vatandaş pek bilmiyor. Lastikte hava iniyor, gidiyor. Benzin istasyonunda hava vuruyor. Evet. Bence hava vurmadan size gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hava inik lastik neler yaratır? Hava inik lastikler lastiği içten ve dıştan yeme problemi olur. Dengesiz yer lastik. Artı yakıtta da bu çok önemli. Yakıt tasarrufu sağlamış olmaz. Evet. Yakıtta çok etki eder. Hava düşük olduğu evet. için. Hava düşük olduğu için efor daha çok sarf ediyor. Motor zorlanıyor. Evet. Ondan çok dolayı da yakıt araba fazla yakar. Evet. Bu çok önemli. Peki yakıt olayından sonra araçlarda yakıtı yakar diyorsunuz. Ama şu var. Aslında idare ediyorlar. Hava düşük yine. Evet. Tel kırılması oluyor mu lastikte? Değil yani mi? Yani tabii ki. Ben o onu da sordum çok, esas o, sorunun. Evet. Yani millet sade ya idare ediyor. Ben işime gideyim geleyim. Havayı yarım vurdururum. Ama sert bir kalse hava düşükken girersen neler olur? Yani lastik tel kırar. Çok. Lastik yarılır. Tabii lastik yarılır. Jant arıza verir. Jantı bükme, eğilme gibi pozisyonlar doğabilir. Yani bunlar yani, çok önemli. Lastik havalarının sık sık kontrol ettirilmesi gerekiyor. Çünkü aracımızda lastik havası düzenli, arabada sağa sola çekmeler oluyor lastik havası düşükse. Evet. Lastiğin havası bir taraf düşükse, kaste düştüğümüzde o lastik yarılabiliyor. Yahut da lastiklerin içinde tel var. O teller kırılıyor, o lastik dengeyi bozuyor. Yani aracın dengesi o yeni lastiğinde de çöp oluyor ondan sonra. Hava deyip geçmiyoruz. Evet. Kesinlikle lastikçiye geliyoruz. Havalarımızın dört lastiğini de kontrol ediyoruz. Ondan sonra şöyle bir olay var. İşletme lastiklerini hiç kontrol etmeyiz. Kesinlikle işletme lastiklerini kontrol edin. Yolda lastik patladığında bagajı açıyorsun bir bakıyorsun havası tükenmiş olduğu yerde. Evet. Bu olabiliyor. Onun için işletmeyi de unutmayın diyorum. Doğru mu söylüyorum? Kesinlikle doğru. Stepne lastikleri evet. çok önemli. Atıyorum yolda gidiyorsunuz, lastiğiniz patladı. Ne yapacaksınız? Stepneyi i̇şte, takacaksınız. Açıyoruz, bir bakıyoruz, stepne lastiği hava yok. Ne yapacaksınız? O zaman zor bir durum. Yani onu da kontrol evet. ettirmek kesinlikle çok önemli. Gerekiyor. Biz kışlık lastiğe gireceğiz Göksu'sta ama girmeden evet. önce şimdi hava ölçümlerini net olması gerektiğini söylediniz. Evet. Bir de tabii ekonomi olaylar belli. Bazen vatandaşımızın ekonomisi maaş alana kadar beni idare etsin diyor evet. aracımız. Türkiye'de de maaşlar çok yüksek. O evet. yüzden şey yapıyoruz. Lastik yaması yapıyor musunuz? Evet, lastik tamiri eskiden yapılıyordu. Şu anda var mı? Ben bile ya unuttum evet, yani. Evet Bülent Bey çok güzel bir konuya değindiniz. Lastik tamiri çok basit gibi gözüküyor ama çok önemli bir şey. Çünkü evet. niye? Lastik tamirlerinde ben şuna özellikle değineceğim. Lastik tamiratında kesinlikle fitil dediğimiz bir olay var. Fitil bu bir parça var onu ipe benziyor zaten. Evet. Onu mesela lastiğin yüzeyine batırıyorlar, çekiyorlar. Hı. Lastik tamiratlarında bu lastiğin telini kırıyor. Çok önemli bir şey. Ondan sonra belli bir kilometreden sonra lastiğin yüzeyi bozuluyor. Bu çok önemli. Lastiği nasıl tamir ettirilmeli? Evet. Ben, yani şeyi tavsiye etmiyorsunuz, o kısa çözümü fitil atmayı fitil tavsiye etmiyorum. Fitil atmayı kesinlikle tavsiye değil, kesinlikle ve kesinlikle uygun bulmuyorum. Çünkü genelde fitil atıyorlar, basit. Evet. Parayı evet. alıyor, usta fitili açık konuşuyor. Ucuz konuşayım. İşçilik yani, diye buna ucuz değiniyorlar. Ne yapmamız gerekiyor? Bence şöyle bir sistem yapılmalı. Tabii mühendislerin de önerdiği bu. Lastiği sıcak kaynak dediğimiz, ütülü yama dediğimiz. Aynı kauçu yani lastiğin üretilmiş olan kauçuktan yapıyorum evet. ben özellikle. Evet. Ve çok o mesela lastik deliniyor. O yaptığım yama evet. lastiğin içindeki o deliğin içine kaynıyor. Evet. Kapatıyor tamamıyla kapatıyor ve uzun tam teşhisli tam evet. garantili oluyor. Değerli izleyenlerim kesinlikle. Biz de sanayi sitesindeyiz gördüğünüz gibi hep esnaf arkadaşlarımızla televizyona çıkıyoruz. Göksu Usta'nın nasıl lastik yaması yaptığını çok iyi biliyorum. Evet. Şöyle düşünelim.
Yeni bir lastik aldınız. Tanesi 500 TL, 4 lastik 2000 TL. En düşüğü şu anda piyasada. Evet. Daha da yükseliyor bunlar. Evet. Aldınız, oldu ya bir kaldırıma sürttünüz. Orada lastikte yarılma. Ne yapacaksın? Çöpe mi atacaksın? Hayır. Göksüz diye geliyorsunuz. Ben biliyorum işlemleri neler yaptığını. O lastiği taşlama, oraları düzeltiyor, yarıyor. Ona yama yapıyor. Sanki orijinali gibi oluyor. O sizin lastiğinizi kurtarıyor. Yani bu konuda da evet, uzman arkadaşımız. Evet. Çünkü birebir seyrettim. Birebir de biliyorum. Bu işin uzmanlarından. Evet. Doğru mu? Lastiği evet, de kesinlikle. Yamayı da tamir ediyoruz diyorsunuz. Şimdi yarık lastiklerde yapılacak durumda olan lastikleri yapıyoruz. Çünkü yanak kısım olduğu için biraz tehlike arz ettiği için. Evet. Tabii bu hususta bizim gibi lastikçilere düşüyor evet, görev. Mesela örneğin, mesela bir yapmasın, örnek gösterebilirim size Bülent Bey. Evet, mesela. Tabii. Evet, bu ikinci el evet, lastiğimiz, değerli bu izleyenlerimiz. Gördüğünüz gibi dişi bayağı bir iyi, yani ne sıfır ayarında bir lastiğimiz mesela. Şöyle göstersem. Evet. Tamam, yarık olan. Mesela şurada yarılmış mesela lastik, bunu biz tamir ediyoruz. Şu yarığı şöyle evet, kaldıralım, ben markayı. Evet, siz şöyle gösterelim. Evet, yarığı evet, gösterelim. Bu gibi burada hususlarda. Yarılmış orada, ne yapıyoruz onu? Burayı taşlamayla güzel yine. Taşlamayla ilk önce yarığı oyuyoruz. Biraz açabilir miyiz değerli şöyle, izleyen? Evet, göstereyim. Değerli izleyenler, şurada bir yarılma olmuş lastik. Evet. Bu yarılmayı göksü ustamız ne yapıyoruz? İlk önce taşlamayla güzelce çevresini taşlamayla açıyoruz. Açıyoruz yani evet, açıyoruz. Ondan sonra eğer gerekirse evet, annelerimizin de kullandığı iğne, iplik. Dikiş atıyorsunuz. Evet, dikiş resmen. Aa, ameliyat. Tamam, ameliyat ne yapıyoruz. Güzel, ne güzel. Dikiş atıyorsun. Benim tabirimce ben lastiği evet, resmen ameliyat ediyorum. Ameliyat ediyorsun. Evet, evet. Bunu ilk önce içten ve dıştan taşlıyoruz. Ondan sonra dediğim gibi gerek duyarsak eğer, yarık biraz daha büyükse, evet, tehlike arz edecek durumda ise iğne iplikle resmen ameliyat evet, pozisyona getiriyoruz. Ondan sonra ilk önce içini makinede sıcak kaynak dediğimiz aşağı yukarı 1 saat arası ve 45 dakika arası evet, o makinede kalıyor evet, ve koyduğum malzeme de şu gördüğümüz kauçun aynı. Aynı malzemeyi koyuyoruz. İç kaynak bittikten sonra tekrar dışını aynı malzemeyi koyduktan sonra 1 saatte 45 dakika arasında sen bu o da kalıyor. Hem de sıfır lastiği yapıyorsun. Sade lastik tamir etmiyorsun. Bizim ekonomimizi kurtarıyorsun. Evet, neden ekonomimizi? Birçok konuda dışa bağımlıyız. O lastiği kurtarmış oluyorsun. Senin evet, gibi yüzlerce lastik kurtulsa evet, lastik alınmamış oluyor. Paramız da dışarıya gitmemiş oluyor birçok konuda. Evet. Yalnız yani, yarılma konusunda evet, şunu da evet, müşterilerimize söyleyeyim. Evet. Dik yarılırsa eğer yapılıyor. Eğer yani, yandan böyle yarılırsa, bu şekilde yani, yarılırsa yani, her yarık yapılmıyor. Her yarık yapılmıyor. Yani, onu da söylemiş. Yani yama yapılmıyor. Evet, onu da tamam, söylemiş. Ben durumda bulunalım. Bunu da evet, değerli evet, izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi otomotiv sektöründe sunmuş olduğumuz piston lastikle ilgili bugün Göksu Usta'dan değerli bilgiler alıyoruz. Yani bugünkü bilgimiz ekonomi çok önemli artık. Evet. Herkes ekonomiden dert yandığı için bugün de işte aracınıza yeni lastik aldın, 4 tane, bir tanesini yardın veya patlattın. Bir lastik 500'de 1000 TL arası değişiyor. Göksu ustamız bunu tamir ediyor. Tabii Ordu Sanayi Sesimizde sadece Göksu ustamız değil, değerli güzel yine ustalarımız var. Onlarda da bu işleri yapan yine arkadaşlarımız var. Ama bu titizlikte Göksu Usta'yı da kendim seyrettim. Gayet güzel bu lastiklerin onarımını yapılıyor. Şöyle bir şey diyeyim. Evet. Bu yarık lastik olayını benden başka yapan yok yalnız. Yok mu sanayide? Yok. Evet. Yok. Evet, yani onu bilmiyorum. Yani, evet. Yarısı evet, bir tek evet, kendini tamir ediyorsun. Evet. Güzel. Evet, tebrik ediyoruz o zaman. Sağ olun. Yine muayene istasyonundan geçiyor mu bu? Tabii ki geçiyor. Zaten ben yaptıktan sonra kontrolünü yapıyorum. Eğer bir şişme evet, zaten yapıyoruz. İlk önce deniyoruz lastiği. Yani şişme evet, var mı? Herhangi bir yırtılma, herhangi bir disk taşıyor mu? Testten geçip öyle müşterime ben teslim ediyorum. Öyle yani müşterimi teslim etmeden önce kontrolünü yapıyorum tabii ki. Onun testini yapıyorum. Tabii tabii kesinlikle. Şimdi muayene istasyonunu anlatıyorduk. Muayene istasyonunda evet, aracın geçmediği anda ne dedik? Yani farklı ebatta dişi sağlam olabilir. Ama evet, ebat numaralarından noksanlık olursa kesinlikle geçmiyor. Geçmiyor. Evet. Peki ebat numaranında noksanlık olduk, geçmiyor. Bir de ikincisi
Bir de lastiğin yönü var. Ha, yönünü soracaktım. Sağ olayı sol. Da çok önemli. Mesela bazı lastiklerde ok işaretiyle yönlü lastiklerimiz var. Evet. Sol, mesela sol okulları sola, sağ okulları sağa göre takmamız gerekiyor. Ve outside, inside diye bir yönümüz var. Outside, out demek dış demek zaten. Evet. Inside demek de in demek, iç demek. Evet. Inside yazan yerleri içe, outside yazan yerleri dışa getirmemiz gerekiyor. Bu da geçmiyor. Muayeneden geçmeyi bıraktım. Arabaya zararı var. Arabaya ne gibi zarar? Mesela şöyle zararı var. Yapıyor. Lastik ters döndüğü için arabanın bir takım ayarlarını bozabilir. Ayarlarını bozabiliyor. Tabii, kesinlikle. Yani lastik deyip geçmiyoruz. Yani, çok önemli. Çok yani. Önemli. Evet. Bir de göğsüz tamız. Araçlarda yolda giderken titreme olur. Evet. Lastikten olur mu? Lastikten şöyle olur. Eğer yüksek hızda, bunu müşterilerimiz iyi dinlesin. Çünkü bu çok önemli. Eğer yüksek hızda 90 km ve 120 km arasında titreme yaparsa bu balans ayarlarını yaptırması gerekiyor. Balansı kim yapıyor? Balansı ben biz. Ben biliyorum, siz yapıyorsunuz. Evet. Yapıyoruz. Balansını da siz yapıyorsunuz. Evet, balansını lastiği. Yapıyoruz. Evet. Bir diğer konu da titreme konusu şöyle. Eğer ki düşük viteste 20 ve 30 kilometreler arasında titreme yapıyorsa bu kesinlikle lastik bozuk anlamına geliyor. Evet. Yani ikinci balanslı viteste olmuyor. Gidiyoruz. Balanslı balansla olmuyor. Düzelmez kesinlikle. Lastik değişmez. Hatta yani. Ve arabaya da zarar veriyor. Nasıl bir zarar veriyor? Alt takımları dediğimiz takımları bozuyor. İşte road mill, işte yani alt takımları bozuyor genelde. Yani 90-120 km arasında bir titreme yapıyorsa diyoruz balans. Değerli izleyenlerimize, aracı balans yaptırıyoruz, araç düzelebiliyor. Ama 30-20-30-40 km'de böyle araçla direksiyonla titreme falan varsa lastik tellerinde veyahut da lastikte bir yamulma, lastiğin yenisi alınması gerekiyor diyorsunuz. Evet, direksiyon titremelerinde yalnız. Araba mesela bazen müşterim geliyor, diyor ki araba diyor titriyor diyor. Ben ilk önce soruyorum, eğer direksiyon mu titriyor yoksa arabanın kendisi mi, ön düzende mi bir titreme yapıyor diyorum. Evet. Bak bunlar da çok önemli Bülent Bey, yani akislerden olabiliyor. Diskler, mesela frene basınca titremeler oluyor. O bu kesinlikle diskten. Mi? Size balansa gelmeden önce araç sahipleri deneme ön takımını kontrol ettirsin. Doğru mu? Şöyle yapıyorum ben. Çünkü. Ben ilk önce arabayı denemeye çıkıyorum. Evet. Kendim bir deniyorum. Evet. Şikayetini dinliyorum. Sonra müşterimle beraber direksiyon takımcıya gönderiyorsun. Kendim arabayı deniyorum. Yola çıkıyorum, deniyorum. Orada kendim görüyorum. Ona göre artık balans mı yapılacak yoksa başka bir arızalar mı var? Direkt parçası mesela rotor ile arızalıysa değişmesi gerekiyor. Ondan sonra yapması gerekiyor. Kesinlikle evet. Değerli izleyenler, evet, biz de bu sektörün içerisinde olduğumuz için özellikle araçlarımızda ön takımla ilgili yedek parçalar var. Rot başı, rotil, rot mili. Bunlar direksiyon bağlantısıyla alakalı parçalar. Eğer bu parçalarda arıza varsa, aracınızda bu arızaları değiştirmeden önce aracınıza bu parçaları takarsanız aldığınız yeni lastikleri de bozuyor. Değerli izleyenlerimiz, bir reklam arası veriyoruz. Reklam arasından sonra bizi izlemeye devam ediniz. Evet değerli izleyenlerimiz, reklamların ardından değerli konuğumla sizleri bilgilendiriyoruz. Piston. Evet. Göksucuğum, şimdi lastik olayına 4 mevsimden başladık. Lastik yarık tahmininden, hava basınçlarından, hava basıncı deyince hava basıncında araçlara göre farklılık oluşuyor mu? Kışlık lastiklere, yazlık lastiklere hava basınçları değişiyor mu? Evet, şöyle bir durum. Arabaların ağırlık ve yük kapasitesine göre hava basınçları mevcuttur. Mesela atıyorum, örnek vereyim. Mesela dediğimiz çift kabin araçlarda arkalara yük attığı için arka lastiklere mesela 55 PS diyoruz biz. Mesela yük attığı zaman bunu 5 hava falan fazla yapmak gerekiyor. Niye? Şimdi yük olduğu zaman basınç yaptığı için lastiğe zarar vermemesin diye lastiğin havasını 5 hava fazla yapmak gerekiyor. Peki otomobillerde, binek araçlarımızda özellikle uzun yolda vatandaş bizim Karadeniz'e geldi mi, İstanbul'dan iki kişi geliyor
eşiyle beraber evet. köye. Ama köyden giderken bagaj doluyor, arabanın evet. arka koltuklar doluyor, bidonlar, bidonlar her neyse. Evet. Arabada sanki 3-5 yolcu varmış gibi. O lastik havasına ekleme yapması gerekiyor mu? Ya rahat iki, gidebilmesi için. Şöyle bir şey, iki hava mesela, iki hava bir basınç uygulaması gerekiyor. Gerekiyor. Çünkü arkada olur. Mesela kişi sayısı fazla olursa ve bagajında yükü... Arabanın yakıtını da engel... Tabii yakıt konusunda da yardımcı oluyor. Yani, yani iki tabii. hava diyelim, yük var arabada. Evet. Hava, arka lastiklerde yük varsa, basıncını yükseldirse evet. araba yakıttan da tasarruf etmiş oluyor. Tasarruf etmiş oluyor. Evet. Yani önemli demek ki hava. Evet, hava olayı. Da çok önemli. Evet. Evet. Yani arkada yük olduğunda minibüslerde de evet. farklı bir basınç uyguluyorsunuz. Yani ne az ne fazla olması gerekiyor. Peki, ortasını bulmak gerekiyor. Sürücüler aracına kaç hava vuracağını nereden bilsin? İşte evet, gel. O da. Mesela benzin istasyonlarında bakıyorlar. Ben her zaman söylüyorum müşterilerime. Benzin istasyonlarında çok doğru net bir kazanç sağlanamıyor. Yani o zaman şöyle. Yani, benzin istasyonlarında gel. Acil işimizi gördük o gün. İşini görüyor sadece. Ama öbürsü günü size gelsin. Lastikçiye. Yani bir lastikçiye herhangi bir lastikçiye gitsin. Kontrol ettirsin. Kontrol ettirsin. Evet. Hava çünkü dengesi önemli. Bir tarafın havası 26 ise bir taraf 24 ise. Şöyle söyleyeyim başıma gelen bir olay. Bir müşterimiz lastik benzin istasyonunda lastiği inmiş yani. Dördünde evet. inik görmüş. Evet. Tabii benzin istasyonunda lastik havasını tamamlıyor. Evet. Ertesi gün yanıma geliyor araba diyor çok ses var kütüreme var böyle zapt edemiyorum evet. arabayı diyor. Ya evet. abi dedim ne yaptın? Dedi benzin istasyonunda inik gördüm. Tabii tamam. o tamam. esnada işimi gördü. Tabii ben kendi hava saatim ölçümümle kontrolümü yaptım. Ya bir baktım lastiğin havası olmuş 70-80. Uf. Balon olmuş yani. Yani resmen zaten gelir gelmez anladım. Belli ediyor zaten lastik bir tok gözüküyor. Böyle şiş gözüküyor. Hemen fazla kontrolünü aşırı yaptım. Hava vurmuş. Aşırı hava vurmuş. Bilmeyerekten. Ve bu aşırı hava vurduğu için de arabada bir ses olayı oluşmuş. Tabii ki. Araba rahatsız olur. Tabii rahatsız olur çünkü. Hatta, sen fazla yemek yedin mi rahatsız oluyorsan yani, arabada fazla yemek yemiş onun diyelim. Evet. Rahatsız olur arabanın ön takımları evet. falan. Biz de ne yaptık? Tabii ki normal havasına döndürdük. Yani hava deyip geçmiyoruz. Önemli. Her zaman aracımızın lastiklerini kesinlikle lastikçilerimize kontrol ettiriyoruz. Benzin istasyonlarında vurabilirsiniz havalarınızı. Ama iki hava önde, iki hava arkada. Eğer aracın lastiğin hava noksan olursa aracın yaktığını dahil değerli izleyenlerimiz etkili. Fark ettiriyor. Neden fark ettiriyor aracın lastiklerinde? Araba motor eğer lastik havası düşükse zorlanıyor. Zorlanınca ne yapıyor? Yakıt gidiyor. Yakıtı fazla yak. Yani lastik havası çok önemli. Can güvenliğimiz için, aracımızın yakıt tasarrufu için lastik havaları ve lastiğimizin iyi olması gerekiyor. Muayene istasyonlarında zaten eğer aracınızın lastiği iyi değilse, ebatları farklıysa yani geçemiyorsunuz. O yüzden lastiğinize önem verin. Can güvenliği, kendi canınızı düşünmüyorsan karşıdakinin canını düşünün diyorum. Evet. Lastiğe devam ediyoruz. Ne oluyor? Önümüz kış geliyor değerli izleyenlerimiz. Önümüz kış geldiği için Göksu Usta'dan kışlık lastiklerle ilgili yine bilgi alıyoruz. Yine reklam olmasın diye bu markaları göstermeyeceğiz. Bu da bize bir sıkıntı. Evet. Şu lastiği ben de vereyim. Evet. Evet bizim işimiz bu. Otomotiv sektöründe böyle lastikle taşırız. Lastikle tamir ettiririz. Göksu'yla beraber. Evet. Şimdi Göksu'cuğum gördüğüm gibi gerçekten bunlar kışlık lastik. Evet. Çok da güzel. Hoşuma gitti. Deseni var. Bu yani, desen evet. mesela şöyle diyoruz. Bu lastik hem kar hem buz lastiği. Şimdi kışlık lastik var. Bunu da müşterilerimize bilgilendireyim. Bu ne evet. şu anda? Şu an bu hem kar hem buz lastiği. Zaten marka vermiyoruz tabii ki. Markasında da yazıyor evet. zaten kar ve buz olduğu okunabiliyor. İngilizce olarak yazılmış ama Türkçe okunuşu yazılıyor. Hem kar hem buz lastiği bu. Şimdi şunu anlayalım. Kar lastiği, buz lastiği de farklı. Tabii. Evet yani onu ben desenleri. Biliyordum. Kışlık yazdık da buz olayını tam detaylı olarak bilmiyorduk. Peki vatandaş şimdi kış geliyor önümüzde kar buz lastiği olan mı tavsiye ediyorsunuz yoksa normal kar lastiği? Şöyle söyleyeyim eğer devamlı uzun yol yapıyorsa kar buz alması
Doğru olabilir. Çünkü uzun yolda gece buzlanmalar oluyor. Gece buzlanmalar oluyor ve bu da kazaya sebebiyet veriyor. Ha. Ya bu önemli yani. Evet. Fiyat farkı var mı kar lastiği? Çok yok. Çok yok. Aralarında çok bir fark yok. Değerli izleyenlerimiz, gördüğünüz gibi Göksu Duran kar lastiği ile ilgili artık kar lastiği, artık kar buz lastiği de alabiliyorsunuz. Yani buzlar için. Neden? Gece uzun yola gittiğinizde yahut da bilmediğiniz yollarda gittiğinizde buzlanma oluyor. Buzlanmada kar buz lastiği faydası oluyor diyor Göksu Ustamız. Şöyle söyleyeyim, tabii ki diğer kış lastiklere de kolayla buzda öyle çok sorun yaratmaz ama yaratmaz. Bu mesela yüksek kesimlerde daha çok tercih ediliyor. Mesela ilçelerimiz var, Mesudiye, Gölköy, Yayla, Çambaşı Yaylamız var özellikle. Evet. Bu tip lastikleri tercih ediyorlar. Yani kışlık lastikleri, buza yani gerek yok. Uzun yol burada pek yok ya, o sebepten. Aynen, ondan dolayı bunları tercih ediyorlar. Evet, alalım bunu da kışlık lastiğimizi aşağı. Evet. Şimdi, kışlık lastiklerimizi ne zaman taktıracağız? Şu anda daha tam kış girmedi. Evet. Ne zaman? 11-12. ay, bunun bir mevsimi tarihi var mı? Tarihi var. Ne zaman? Tarihi şöyle, 1 Aralık, 1 Nisan zorunluluğu var. Evet. O mecburi. O mecburi. 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında. Ama bu sene havalar soğuk gibi, bir işte erken başlayacak. Ama şöyle söyleyeyim. Vatandaşlar bence lastiğini erken taktırmalı. Yani erken şu taktırmalı. Zaten bu aylarda hemen hemen başladık. Erken şu an erken taktırmanın faydası var, zarar yok. Niye diyeceğiz? Çünkü hava bazen güneşli olabiliyor, insanlarımız aldanıyor hani taktırayım mı taktırmayayım mı diye. Yer soğuk. Bu havaya bakmayacağız. Yer çünkü soğuk artık. Onun için kışlık lastiği erken taktırmanın faydası var, zararı yok. Evet. Faydalı yani. Aslında, çünkü ıslak illa kar diye de değil. Şöyle, onu da değineyim. Kışlık lastik şuna da ben yaradığını düşünüyorum. Tabii sen vereceksin bu konuyu. Stabilize yol bizde çok. İlçelerimizde. Buranın aşağı yukarı hayli ilçesi var. 30'a 27'ye yakın işte bilmem 900 tane köyü, beldesi her neyse. Bayağı bir bu köy yollarında bu kar lastiğin faydası var mı? Daha mı iyi 4 mevsimde? Tabii ki kesinlikle var yani kışın. Yazın bile kullanabilirler o stabilize yollarda. Şöyle diyeyim. Çünkü adam her gün stabilize yolda gidip geliyor. O konuya da değineyim. Kışlık lastiği kesinlikle ve kesinlikle yazın kullanılmamalı. Kullanılmamalı. Birinci zararı lastiğin ömrünü tüketir. Evet. Çünkü o diş fabrika bunu, kışlık lastikleri kışa özgü üretiyor. Yani o silika dediğimiz silikalar var. Evet. O ona göre fabrika üretiyor. Kışa özgü üretiyor, öyle diyelim. Yazın çünkü asfaltımız sıcak oluyor tabiri caizse. Sıcak olduğu için de o silikalar erime yapıyor. Erime yaptığı için de ve artı şöyle bir zararı da var. Mesela yazın kışlık lastiği kullanırsa vatandaşımız ani bir frende durma tehlikesi var. Durmama. Değil mi? Tehlikesi fren var. Çünkü niye? Evet, çünkü niye? Silikalı olduğu için yazın sıcak asfaltta durmaz. Yani herhangi bir kazaya sebebiyet de verebilir. Biz şunu anladık. Değerli izleyenlerimiz, yazın yazlık lastik, kışın kışlık lastik. Evet. Göksu Ustamız diyor ki kesinlikle diyor zararını görmezsiniz, faydasını görürsünüz. Neden? Diyelim bir lastiğin ömrü kaç bin kilometrede? 20 bin mi? 40 bin mi? Genelde 30-40 bin arası. 30 bin 40 bin arası ömrü olan lastiğinizi hem kışlık hem yazlık kullandığınız için ömrü de uzun olduğunu söylüyor. Bu kilometre uzayabiliyor. Tabii. Çünkü yazın yazlık lastiğiniz olursa fren tutuşunuz asfaltta daha güzel oluyor. Eğer kışlık lastik olursa diyor yol tutuşu ve yazın fren tutuşunuz zayıf olduğunu söylüyor. Çünkü demek ki yazın yazlık lastik takıyoruz, kışın kışlık lastik takıyoruz. Kışın da artı kışlık lastik taktığımız gibi eğer uzun yol gidiyorsanız devamlı onu da lastiğin iki tip olduğunu söylüyor. Buzlu yani ne diyoruz? Karbuz lastiği. Karbuz lastiği diyoruz. Karbuz lastiği diyoruz. O şekilde de lastik alabiliyoruz. Yani şöyle, karbuz lastiği çoğu markalarımızda yok. Bazı markalarımızda var. Evet. Karbuz olarak. Genelde ama insanlarımız şöyle biliyor. Kış lastiği. Deminki dediğiniz gibi Bülent Bey. Evet. Hem kış lastiği var hem ayrıca karbuz lastiği de var. Tabii ki bu her markada yok.
Yani her marka, ama evet. Türkiye'nin ürettiği şu anda ürünlerim de var. 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 O gruplarda var. Evet. Çok güzel. Yani evet, bu konuda durumda. İyiyiz yani lastikte diye düşünüyorum. Evet. Belki mal olarak duyduğum kadarıyla Türkiye lastikte de yurt dışına ihracat yapıyor. Evet, değerli izleyenlerimiz. Otolastikte otomobillerimizde kullandığımız ürünlerine Türk mallarını tercih edelim. Tabii tercih sizlerindir ama tercihiniz Türk malında olsun, paramız cebimizde kalsın, ülke ekonomisi zenginlesin. Ben böyle düşünüyorum. Eminim ki sizlerin de böyle düşündüğünde inanıyoruz. Hep beraber buna dikkat etmemiz gerektiğini halk olarak düşünüyorum. Her konuda, sadece otomotiv sektöründe değil, her zaman kendi ürünlerimizi tüketmenin yolunu var. Evet, kışlık dönemde kışlık lastiklerimizi taktık. Buz lastiği, kış lastiği, kar lastiği, nasıl hava vuracağız? Bunlarla ilgili bunları anlattınız. Peki, zincir takacağız. Çünkü kışlık da bir yere kadar. Evet. 30 santim, 40 santim burada özellikle yüksek bölgelerimizde kar yağıyor. Kar yağdığında tabii uzun yola giden vatandaşlarımız da zincir takmak zorunda. Zincir takarken nelere dikkat etmeli lastiğe zarar vermesi için? Bazen zincir takarken lastiğe de zarar veriyor. Ya onu şöyle söyleyeyim. Zincirde iki çeşit var. Birisi mamuzlu diyoruz. Evet. Diğeri de takmatik diyoruz. Takmatik ama arkanı, tam arkanızda. Evet. Bey. Evet. Evet. Yes. Bunları takmatik diyoruz. Aslında takmatik biraz basittir. Yani burada aracımızı değerli izleyenlerimiz zaten burada da mevcut. Burada takılı vaziyette lastiklerimizde takmatik lastiklerimiz var. Buradan da tabii tam burada aklıma bir şey geldi. Lastiğimiz mor, bu beyaz, boyanmış. Neden mor beyaz? Biz Türkiye'nin, Karadeniz'in incisi Ordu'dayız. Evet. Ordu'dan bu programı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi lastiğimizde zincir takılı Göksu ustamız. Zinciri taktık. Zincir gerilme diyoruz. Yani iyi germemiz lazım. Çünkü niye? Araç sürüş esnasında eğer iyi germezsek zinciri, zincir kopar. Yani bir kopma meydana gelir. Bu da koptuğu zaman arabaya zarar verebilir. İyi germemiz lazım. Eğer zinciri iyi takamasak, iyi geremesek zincirimizi, zincirde kopmalar oluyor. Kopmadan dolayı aracın çamurluğuna ve boyalarına çok büyük zarar veriyor değerli izleyenler. Yani zinciri de eksisine taktıracaksınız yahut da kendiniz acele etmeden kendinizi takacaksınız. Evet. Artı zincir takarken değerli izleyenlerimiz, ileride inşallah bir programda zincir takışını göstereceğiz detaylı olarak, vaktimiz olursa bu bölüm değil de başka bölümde kış girerken zincir takmak çok önemli. Ama ne var? Zincir takarken zorlanıyor bazen. Takmatik basit ama değerli izleyenlerimiz, biz buna şöyle söylüyoruz. Aracınızda kürko var. Kürkomuz var. Aracımıza kesinlikle kürkoyu vurun. Lastiği havaya kaldırın. İnanın lastiğe zincir takmanız daha kolay olacak. Gerdirmeniz daha kolay olacak. Mükemmel bir yol tutuşu olacak ondan sonra. Şöyle bir şey söyleyeyim. Artık diyorum teknolojimiz ilerledi. Şöyle zincirler de var. Mesela kemerli zincirler var ama üzeri mamuzlu. Yeni çıktı bunlar. Evet. Takması hatta ben kendi aracımda da kullanıyorum. Bayanlar özellikle bunu çok kolay... Evet, kolay ürünler kolay, çıktı. Evet, çok evet, kolay. Göksu ustamız diyor ki yeni mamuzlu ürünler çıktı. Evet. Özellikle bayan sürücülerimiz çoğaldı. Evet. Onlar zorlanıyor. O zincirlerin takması... 5 dakika. 5 dakika diyorsun. Daha yani. Basit. Evet. Lastik tabii, ve jantın içinden... Zincirin yerine yani, hiçbir şey tutmaz ama o da bir görev yapıyordur muhakkak. Yok, çok bence başarılı yapmışlar. Mı? Evet. Bu da bir Türk malı diyorduk. Neyse, o da görmedik. Bir inşallah onu da görürüz. Onu da gösteririz inşallah. Yani bir dahaki programda da inşallah belki yine program yaparız. Orada da bu konuları belirtiriz. Ve zinciri anlattık. Zinciri eğer kar yolda bittiği anda ne yapacaklar? Hemen sökecek. Evet, hemen. Çünkü asfalta zarar veriyor. Ne yapar veriyor ondan sonra? Arabaya da zarar veriyor. Asfalta da asfalta zarar veriyor. Zaten trafik ekipleri de uygun görmüyor. Evet. Çıkarttı. Bazen işte eriniyor sürücülerimiz, zinciri sökmüyor. Hem araca zarar veriyor. İnanın takması zor, sökmesi çok basit. Evet. Peki şu anda ekonomik olarak piyasada müthiş bir pahalanma var. Fiyat artışları var. Evet. Bizim yedek parçada da var. Aynı şey tabii biz bundan herkesin canı yangın. Evet. Sizde de var mı lastikte zam, fiyat nasıl? Evet, zam bizde de var maalesef. Türkiye'mizde sen böyle yapmıyorsun. Bir sen aldığın yerler problemimiz yapıyor. Var.
müşterilerimize yani rahat kolaylık sağlayamıyoruz. Bu. Şöyle söyleyeyim. Geçen evet. seneki sattığın fiyata bugün lastiği sen alabiliyor musun? Hayır. Alamıyorsan o zaman zarar ettin. Yani alamıyoruz. Zarar ettin, yani, yerine koyamıyorsun. Yani mecburuz yani. Evet. Ülkemizde zam olayları biraz mevcut. Bence evet. azalmalı. Evet değerli izleyenlerimiz gördüğünüz gibi. Alım gücü azalıyor. Sadece bizim sektörde değil, tüm sektörde iş yapan, ticaret yapan arkadaşlarımız eğer stoğu yoksa, ufak esnafsa, stoksuz çalışıyorsa inan geçen seneki sattığı fiyata şu anda ürününü yerine koyamıyor. Maalesef. Ama şu da oluyor tabii. Kampanyalar var, taksitler var. Onlar var yani mı sizde? Kampanyalarımız var tabii ki. Fabrikaların vermiş olduğu bir kampanya var. Evet. Artı biz de kendi çabamızla diyelim. Biz de artı bir kampanya yapıyoruz. Yine değerli izleyenlerimizin lastik tarihlerine çok dikkat edeceksiniz alırken. Çok yatmış lastikleri aracınıza taktırmayın. Buna önem verin. Lastikçinize sorun yahut da kendiniz lastiklerin üzerinde lastik tarihlerine bakınız. Bu çok önemli olduğunu söylüyor Göksu ustamız. Evet Göksu ustamız lastikle ilgili daha neler söylemek istersiniz? Ekleyeceklerimiz bunlar. Evet. Yani dediğiniz gibi benim özellikle tercihim bu şöyle 4 mevsim olayına değineceğim yine. Evet. Müşterilerimizi bilgilendirelim. Evet. Tabii vatandaşlarımızı da. Evet. 4 mevsim lastiği uygun görmesinler. Ben bunu evet. söylüyorum son sözüm olarak. Çünkü evet. ya yazlık ya, takalım ya, arabalara. Yazın yaz, kışın kışlık lastik takalım. Takılırsa bence hem ekonomik hem de araba kilometre açısından evet. daha fazla yapabilir. Evet. Değerli bence. İzleyenlerimiz önümüz kış geliyor. Kışın ne yapıyoruz? Kışlık bakımlarını yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Aracın antifrizini koyduruyoruz. Yağsını değiştiriyoruz. Hava filtresini, yağ filtresini, mazot filtresini değişiyoruz. Kışa hazırlıklı giriyoruz. Aracımıza kış lastiklerini taktırıyoruz. Eğer aracımızın boyasının deforme olmasını istemiyorsanız kış gelmeden pasta cilasını, bakımlarını yaptırıyorsunuz. Bunlar araç bakımı için çok önemli ve ekonomik olarak da aracınızın değerini koruyor. Piston programı sizleri bilgilendirme programı değerli izleyenlerimiz. Gelecek programlarda da daha detaylı olarak çeşitli sektörlerde olan arkadaşlarımızı siz değerli izleyenlerimize yine karşınıza çıkartacağız. Bu şekilde sizi araçlarla ilgili bilgilendireceğiz değerli izleyenlerimiz. Yine Göksu ustamız lastiğin bakımını anlatın. Ne yaptı? Hava bakımını, subap bakımını bunları son olarak da paylaşalım evet, değerli izleyenlerimiz. Bir de lastiğin subap dediğimiz yani evet. halk tabirle sibop diyoruz. Evet. Siboplarını değiştirmeli. Ne kadar her mesela? 5000 yılda bir mi? 5000 ya da 10.000 kilometrede de evet. değiştirmeli. Çünkü niye? Sibop çok önemli bir husus. Havayı lastik oradan kaçıyor. Lastik ve jantın içindeki havayı tutan malzeme. Zaten evet. şampiyer olayı evet. Günümüzde artık bitti sayılır. Lastiğin tek yedek parçası o zaten. Evet, tek yedek parçası subaptır yani. Sibop. Evet, değerli izleyenler, lastikte bakım olur mu? Oluyor. Lastiklerimizde subop var. 4 lastiğinizde 4 subop var. Bunu yaz kış belli kilometrelerde kontrol edip değiştirmeyin. Değiştirmezseniz yolda oralardan hava kaçırdığı için ya lastiğinizin havası düşüyor ya yaralıyor. Farklı olaylar meydana geliyor değerli izleyenlerimiz. Bir de evet. şunu ekleyeyim, jant konusuna değineyim. Evet. Jantlarda, jantın içlerinde o tutan hava kısımlarında, o kenar kısımlarında oksitlenme oluyor. Bunu bazı vatandaşlarımız bilmiyor, evet. Anlamıyor ve lastiğin üzerine gidiyor ve lastiği yiyor. Oksitlenme oluyor jantın içinde. Evet. O oksitlenmeyi zaten biz lastikçiler temizliyor gideriyoruz. Musunuz? İlacı var mı? Makinemiz var. Makinede ilk önce zımparayla temizliğini evet. yapıyoruz. Önceden ilaç lastikleri takmadan önce. Evet, lastikleri takmadan önce bakımını yani jantın bakımını yapıyoruz. Lastikleri makinede, jantları makinede güzel yine zımparayla, ince zımparayla makinede özellikle evet. temizliyoruz ve daha sonrasında da boyuyoruz. Yani o ilaç bir kere öldüğü işini görüyor. Gibi basit değil her şeyi. Değil değil evet. Bir uzmanlık kesinlikle. Alanı gerektiriyor. Evet. Siz de bu uzmanlık alanını evet. lastikte gösteriyorsunuz. Evet. Evet, bir dahaki bölümde sizle görüşmek üzere diyoruz. Katıldığınız için ben sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Bey, ederim. Neler söylemek istersin? Yani dediğim gibi yani lastik arabada çok önemli. Bakımlarını yaptırırsa, dikkat ederse gayet evet.
güzel olur diye düşünüyorum. Göksüz Hamza verdiği bilgiler için, değerli izleyenlerimizi bilgilendirdiği için kendisine teşekkür ediyorum. Değerli izleyenlerimiz, bir dahaki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum.